terörist olduğunu iddia eden bir şahıs tarafından Türk bayrağımızın ayaklar altına alındığına dair sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntü bizleri derinden yaralamıştır. Şanlı bayrağımız için 253 bin şehit verdiğimiz Çanakkale'mizin böyle bir skandalla gündeme gelmiş olmasını ve bu olay karşısında İyi Parti'nin siyasi kadrolarının sergilediği duyarsızlığı kabul etmemiz mümkün değildir. İyi Parti yöneticileri olaydan iki gün sonra kamuoyu baskısıyla nihayet suskunluğunu bozabilmiş, olayın sorumlusu ilan ettikleri parti sekreterinin işine son verilmiş, yani olan yine gariban emekçi olmuştur. Hatta İyi Parti Çanakkale Milletvekili adayı Rıdvan Uz, Grup Başkan Vekilimiz Sayın Bülent Turan'ın Başbakanımızla birlikte Irak'a düzenlenen resmi bir ziyarette Barzani ile çekilen fotoğrafını paylaşarak haksız bir algı yaratmaya çalışmış, bu olayla mukayese etmeye kalkarak açıkça bayrağımızı ayaklar altına alan partilisine ve bu saygısızlığa sahip çıkmıştır. Unutulmamalıdır ki bayrağımız tüm milletimiz için ortak bir değerdir. Şehitlerimizin kanından rengini alan bayrağımız egemenliğimizi, bağımsızlığımızı ve şerefimizi temsil eder. Tüm bu ortak değerlerimize yapılan saygısızlık nedeniyle İyi Parti'ye oy vermiş hemşerilerimizin de en az bizim kadar rahatsız ve kızgın olduğundan eminiz. Bu sebeple basın açıklaması sonrası hiçbir siyasi kimlik gözetmeksizin gönlünde vatan ve bayrak sevgisi taşıyan tüm milletimiz ve hemşerilerimiz için esnafımıza Türk bayrağı dağıtacağız. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ederim.